Şimdi dün gece bir gelişme yaşandı. Bir paylaşımın altına Hande Yener'e diyorlar ki uyarın Nil diye bir takipçi. Bir barışın artık demo ile diyorlar. Hande Yener diyor ki canım uzatan ben değilim her zamanki gibi diyor. Sonrasında bir yerde de Demet Akalın'la ilgili bir haber giriyor Hande Yener'le ilgili. Altına Demet Akalın'ın yazdığı yorum. Bacım kavgadan yana değiliz, en azından ikimiz de iyi kandiller. Bir şey diyeceğim. Barıştılar. Ya onu geç de Hande sen neredesin ya? Bizi kimlerle nelerle uğraştırdın sabahtan akşama kadar? Ya sizin vallahi özledik Hande. Vallahi yemin ederim Demet Akalın Hande Yener polemiğini özledim. Geçen hafta söylemiştim, çok teşekkür. Beni hiç kırmazlar. Hiç kırmazlar. Bir dilimi iki etmemişlerdir bu zamana kadar. Hemen bir polemik patlatmışlar mis gibi. Uzlaşmanın kimin tarafından istendiğinin benim için hiçbir önemi yok. Her iki tarafta uzlaşmaya meyilli, ben bunu gördüm. Evet. Uzlaşmak da size çok yakışır. Koskoca hanımefendilersiniz, koskoca kadınlarsınız, olacak iş değil artık. Evet, polemik güzel, arada yine yaparsınız, gelirsiniz, gidersiniz. Ha, Demet'in ama sinirlendiği noktayı ben anlamadım, o paylaşımları. Şey dedi ya, ben değilim dedi uzlaşmak isteyen. Ama Demet ilk o uzlaşmak istemiş dedi. Aile Çelik'in doğum gününde. Uzlaşma savcılıktan geliyor. Hem hakaret et hem ödül gibi af. Ay gece gece haberlere niye baktım ki şimdi diyor. Devam ediyor. Özür dilemeden uzlaşma nerede görülmüş? İyi niyetimde bir yere kadar diyor. Tamam işte diyor ki Hande dedi ya biraz önce. Karşı taraftan uzlaşma teklifi geldi. Biz de kabul ettik dedi. Diyor ki o da ne uzlaşma teklifi? Ben açmışım, sen özür dileyeceksin ki önce ben uzlaşayım seninle diyor. Hmm. Yani burada aslında uzlaşmanın kimden geldiği polemiği var. Gerçekten önemsiz. Çok saçma, evet. Çok önemsiz yani. Yani iki tarafta uzlaşsın. Zaten dün Kandil'di biliyorsun. Kandil'de bu mesajlar atıldı. Bu barış çubukları yakıldı. Artık barışsınlar. Çünkü hayatta o kadar artık boş kalıyor ki bu tür kavgalar, değil mi? Ya zaten neler görüyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Demet bu kadar yaşadığı şeyden sonra, çevresindeki kahpeliklerden sonra, dostluklarında yaptığı, yediği kazıklardan sonra Hande bile ona sempatik gelmiş olabilir. Hande bile derken Demet'in gözünden Hande bile diyorum. Hande'yi ben çok seviyorum, o ayrı. O bile sempatik geliyor olabilir, biliyor musun? Bence de. Devam ediyorsun. Doğru söylüyorsun. Trilyon tane cümle kurdum. Bence de dedi kız, biliyorsun. Teşekkürler, iyi günler. Ne oldu Bilal? Mersi. Maymun gibi demiş bir tanesi. Peki. Devam Demet'e. Ediyoruz. Maymun demiş birisi. Evet. O da esmiş gürlemiş maymun lafına. Ece'ye bak. Ne oldu ya? Senin aklın. Okay. Ne demiş? Ne demek ya, maymun çok ayıp. Resmen. Çok ayıp ama. Ya evet. Bu resmine mi demiş? Yani. Resmi niye burnuluyor? Hakikaten yazıyı ön plana çıkarmak için. Şu resmin orijinalini görebilir miyiz? Ne biçim ayıp? Ne demek o, maymun? O da diyor ki patlıcan burnunla bana maymun demek ne demek diyor. Aa, hoş diyor. O da diyor. Ona cevap veriyor. Hoş diyor üzerine. Oo. O da sert bir cevap. Bir şey olmamış mı ya, tam Esin Öğret'in tencere dibi kara, seninki evet, benden kara. Yani bu olmamış ama. Kötü laf her zaman, ben sahibine her ait. Zaman söylüyorum, sahibine aittir. Maymun demek, bir hayvana benzetmek veya ne bileyim hakaret etmek. Yani kendinize ediyorsunuz. Bir de Ececiğim, ben hatırlıyorum. Gomis diye bir futbolcu var ya Galatasaray'da. Evet, evet. Şimdi evet. Biraz karışık, hatırlamıyorum. Neyse. Ona Hakan Epcan maymun demişti. Goril gibi bir şey demişti. Evet, dava. Ve burada ırkçılık davası varmış. Doğru. Aslında biz maymun derken aynı zamanda bir de davaya takılacak bir hakaret etmiş oluyoruz. Evet. Onu da söyleyeyim. Demet'in yaptığı da hoş değil. Hiç güzel olmamış. Bizi hakaret etmezseniz sevinir. Biz sizin sayfalarınıza girip hakaret ediyor muyuz ya? Daha neler? Biliyorsun Okan'ı özledim demişti Demet Akalın. Evet. Ben de özledim, ben de. Bunu söylemişti. Evet. Daha güzel bir şeyle, ses tonuyla şarkıyı. Ondan sonra Okan da ben de özlüyorum Demet'i dedi. Ama biz zaten bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. İkisi de birbirini özlüyor ama birleşemiyorlarsa ortada bir sorun var demektir. Yani ama şimdi birleşecekler tabii ki de, artık onlar iki tane yetişkin insan, evlilik. Ay hiç magazinde polemik, ay bu ne ya? Biri barışıyor, biri uzlaşıyor, hiç hoşlanmadım. Ay evet ya, hiç kavga gürültü. Hiç kavga gürültü. Aa var. Ne? Meral Kaplan var. Aa. Seçkin evet. Piriler dövmüş ya. O mu onu dövmüş, onu o mu dövmüş? Ben Seçkin'in dayak yediğini gördüm. Seçkin dayak yemiş ama Seçkin'in sevgilisi olan Meral değil miymiş? Seçkin'in sevgilisi olan Meral'miş. Bir de bunun üstüne dayak mı yemiş? Evet. Yazık, günah. Düşün, ya. Düşün, yazık ya. Kıza günah ya. Günah. Dövmeyin birbirinizi, dövmeyin, sevin. Bize bak, hem polemik geçeceğiz. Ece, senin böyle program sunmana kaç puan? Böyle bak. Evet, Meral var, o var. Bugün Ece'nin kafası biraz gitti. Söyleyeceğim nedenini. Biraz çünkü dolar düştü. Ne alakası var şimdi? Ben mutlu dolar doların düşmesini. Pardon, özür dilerim. Doların düşmesi beklediğinden daha fazla, az düştü. Çok daha düşmesini, evet, bekliyordun. Ama güzel, çok az düştü. Güzel toparladın. Tamam, devam edelim.